Gelik Yatırım, yatırım danışmanlığı Onur Canbal. E, kısaca piyasalardaki gelen gelişmeleri, e, son dönemdeki yaşanan e, dön olayları değerlendirmeye çalışıyor olacağım. İlk olarak küresel piyasalardaki gelişmelerle başlayacak olursak, hatırlanacağı üzere Kasım ayı içerisinde e, aşı çalışmaları ilgili oldukça olumlu gelişmeler yaşandı. Burada 3 e, çalışmalarının ardından, denemelerinin ardından e, olumlu haberler, e, güzel haberler üst üste geldi birçok çalışmadan. Burada tabii ki bu gelen e, haber akışlarının etkisiyle birlikte küresel risk iştahının önemli ölçüde güç kazandığını gördük. Çünkü e, baktığımız zaman içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminden e, en büyük çıkış kaynağı, en büyük umut kaynağı aşı çalışmalarıydı. Ve bu cephede de elde edilen olumlu sonuçlar yani %95'ler, %94'ler e, başarı oranları, bu e, rakamları oranları bulan başarılar e, piyasalarda tabii ki riskli varlıklarda özellikle alımları beraberinde getirdi. Kasım ayı içerisinde özellikle küresel senedi piyasalarında, işte petrolde, riskli varlıklarda oldukça güçlü alımlar gördük, yükselişler gördük. Bunun temel nedeni aşı cephesindeki yaşanan olumlu gelişmeler ve bu gelişmelerin pandemide, pandemiyle mücadelede önemli bir katkısı sağlayacak olması ve bu salgının ilerleyen süreçte geride kalacağını yönelik beklentilerdi. Tabii ki sermaye piyasalarında önden fiyatlamanın olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde İzin e, izin başvuruları var. Hatta ilk toplu aşılama İngiltere'de, aş aşılama İngiltere'de başladı ama e, bu e, sürecin yani seri üretime girmesi, dünyada önemli aşılama rakamlarına ulaşılması tabii ki zaman alacak gelişmeler. O nedenle bu kış aylarında pandemi koşulları altında geçireceğimiz göz ardı etmemek lazım. Ama dediğim gibi sermaye piyasaları e, gelişmeleri önden fiyatlıyor. O nedenle de bu aşı cephesindeki gelişmeler Kasım ayı içerisinde çok büyük ölçüde fiyatlandı. E, Aralık ayına baktığımızda ise biraz daha e, risk iştahında e, dalgalı bir serin etkili olduğunu, piyasalarda dalgalı bir serin etkili olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Kasım ayındaki güçlü yükselişlerle kıyasladığımız zaman bu cephede biraz daha zorlanmaların yaşandığını görüyoruz. Bundaki temel nedenle küresel piyasalar açısından vakaslarındaki artışın halen daha devam ediyor oluşu, salgın kaynaklı endişelerin gündemdeki yerini koruması, ve hala bu tarafta tedbirlerin e, uygulamada e, kalmaya, hayatta, e, hayatımızın içerisinde yer almaya devam ediyor oluşu. E, Kasım ayındaki güçlü yükselişlerin ardından biraz daha salgın kaynaklı endişelerin, e, buradaki e, vaka sayındaki artışların e, piyasalar üzerinde bir miktar baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte aşı cephesindeki gelişmeleri, salgın kaynaklı endişeleri ve ekonomik veri akışlarını yakından takip etmeye devam ediyor olacağız küresel piyasalarda bu üç e, ana başlık gündem maddesini oluşturmaya, temel gündemi oluşturmaya ve fiyatlarımızın belirleyici olmaya devam ediyor olacak. Yine bir diğer husus elbette baktığımız zaman e, burada gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden e, gelebilecek destek adımları. Amerika'da yeniden teşvik paketinin gündeme gelmesi e, piyasa piyasalar nezdinde bir miktar daha takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. O sebeple... Burada baktığımız zaman e, bu cephedeki gelişmeleri de takip etmek lazım. Keza hani küresel çapta merkez bankalarının atacağı adımlar da önemli. Çünkü Ekim ayından bu yana e, dünya çapında tedbirlerin kademeli olarak sıkılaştığını görüyoruz. Yurt içinde de keza böyle. E, bu ekonomik tedbirler, e, tedbirlerdeki sıkılaşma tabii ki Mayıs ayından bu yana gözlemlediğimiz e, ekonomilerdeki toparlanmayı bir miktar yavaşlatabilecek. Hatta hani bu boyutlara bağlı olarak tabii ki ve tedbirlerin ne kadar süre gündemde kalacağına bağlı olarak da terse çevirebilecek bir risk unsuru. O sebeple Merkez bankalarının hükümetlerden çeşitli adımların geldiğini görebiliriz. Tedbirler daha da sıkılaşacak olursa özellikle. Bugün de Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Hatırlanacak olursa Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası Aralık ayına işaret edip bir teşvik sinyali vermişti. Burada mevcut uygulamadaki destek programlarını uzatma ihtimali oldukça yüksek. Faiz oranlarında bir değişim beklenmiyor ama dediğim gibi buradaki te mevcut teşvik paketleriyle ilgili yapacağı bir genişleme veya buradaki belki e mevcut uygulamalar içerisindeki ayarlamalar, teknik ayarlamalar piyasaların takibinde oluyor olacak. Aynı zamanda tabii ki toplantı sonrasında ECB Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da açıklamaları, değerlendirmeleri takip edilecek e bugünkü gündem maddeler arasında yer alıyor. Yani şunu söylemek mümkün. Kasım ayında gerçekten güçlü toparlanmalar gördük istihbaratlarda aşı cephesindeki olumlu gelişmelerle birlikte. Ancak Aralık ayında biraz daha bunun yer dengelenmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte yani kış aylarını Aralık, Ocak, Şubat bu dönemi pandemi koşulları altında geçiriyor olmamız oldukça mümkün. O nedenle tedbirler bir süre daha gündemde kalmaya devam ediyor olacak. Vaka artış bu tedbirlere bağlı olarak ne derece dengeleniyor onu takip ediyor olacağız. O yüzden bu önümüzdeki süreç biraz daha belki volatil, Zaman zaman düzeltme hareketleriyle geçebilir. E, Aralık ayına girdiğimizden bu yana hani dış piyasalarda da genel olarak dalgalı bir görünümün etkili olduğunu görüyoruz. O sebeple e, zaman zaman düzeltme hareketleri yaşanabileceğini dikkate almak lazım. Ancak baharın gelmesi ve devamında e, biraz daha salgının kontrol altına alınması, aşılamaların genel olarak başlaması tüm bunlar risk iştahını destekleyebilecek temel gelişmeler. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yurt içi piyasalar açısındansa baktığımız zaman elbette e, bu cephede e, Kasım ayı içerisinde özel ekonomi yönetimindeki değişimler, ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar ve e, Merkez Bankası'ndan gelen güçlü faiz arttırımı tüm bunlar TL varlıkları ve yurt içindeki güven ortamını destekleyen gelişmeler oldu. E, burada yine aynı zamanda BDK'dan gelen normalleşme adımları da Aktif rasyosunun yıl sonunda kaldırılacağı gibi açıklamalar, adımlar e, TL varlıkları destekledi. Türk lirasında güçlü değer kazanımları gördük Kasım ayı içerisinde. Borsa İstanbul'da e, güçlü yükselişler yaşandı. Özellikle tarihi zirvelerin inlendiğini, tarihi kap rekor kapanışlar yapıldığını gördük. Ki burada hala da bunları görmeye devam ediyoruz. Aralık ayı içerisinde de endeks Kasım ayına göre bir miktar belki zayıflasa da e, yukarı yönlü seyirini devam ettiriyor. Burada tabii ki belli başlı hisseler öncülüğünde belki bir hareketten bahsetmem mümkün Aralık ayında. Hani genele yayılan bir hareket yok belki Kasım ayındaki gibi ama hala daha gücünü koruyor. Bu cephede e, özellikle e, ilerleyen süreçte tabii ki küresel risk iştahının seyri bizim açımızdan da önemli. E, yurt dışı piyasada yaşanabilecek bir bozulma e, bizim piyasaları da yurt dışı piyasaları da etkileyecektir. Ama e, küresel çapta e, ekstra olumsuz bir gelişme yaşanmaması durumunda, e, yurt iç piyasal olumlamanın devamlılığı biraz daha Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Amerika ile olan ikili ilişkilerindeki seyre ve e, burada e, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe e, görüşmelerinden sonra yurt içinde reform adımlarının başlayacağını dile getirmişti. Burada atacak reform adımları önemli. E, özellikle eğer Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerde ekstra bir gerilim yaşanmazsa ve burada ikili ilişkiler biraz daha e, diyalog yoluyla iyiye gidecek olursa ve atılacak reform adımları da piyasalardaki güveni arttıracak olursa, TL varlıklardaki olumlu seyirin, olumlu fiyatlamanın devam etmesini genel olarak bekliyoruz. E, yurt dışı piyasalardaki gelişmelerden elbette etkileniyor olacağız ama 2021 yılının e, bu yıla kıyasla daha olumlu, daha e, güzel geçmesi bekleniyor. Özellikle aşı çalışmaları da buradaki umutları arttırdı. E, özellikle gelişmekte ülkelerden ciddi manada portföy çıkışının yaşandığı bir yol, yıl oldu 2020 yılı. 2021'de bunun tersi dönmesi tekrardan portföy akımlarının gelişmekte olan ülkelere başlaması bekleniyor ki bu da aslında düşük faiz ve bolluk kitle ortamında baktığımızda e, paranın getiri içerisine girmesi ve bunun için de biraz daha risk iştahındaki iyileşmeye bağlı olarak e, getirinin daha yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere yönelimin artması anlamına gelecektir ki bunu 2008 krizinden sonra da test ettik. Ama burada Türkiye'nin bu e, portföy yakımının olumlu yararlanabilmesi için dediğim gibi kredi risk primini düşük tutması ve güven ortamını sağlaması lazım. Bu da e, yurt içinde atılacak hani para ve maliye politikaları, ortodoks para ve maliye politikaları, reform adımları ve Avrupa Birliği ve Amerika ile olan ilişkilerin e, iki ilişkilerin daha iyiye gitmesine bağlı. Böyle bir durumda ciddi manada e, yabancı e, yatırımcının çekildiğini, e, paranın çekildiğini görebiliriz. Bu durumda TL varlıkları destekleyecek en temel gelişmeler olacaktır bugün özellikle Avrupa Birliği liderler zirvesi başlayacak ve yarın da devam edecek. Bu cephedeki gelişmeleri izlemek lazım. Dünyanın yayınlanan taslak metinde Türkiye yaptırım uygulamasının uyarısının yenilenmesi yer aldı. Yani doğrudan bu piyasalarda doğrudan bir yaptırım açıklanmayacağı ancak bu taraftaki zaten bir süredir gündemde olan uyarıların söylemlerin tekrardan dile getireceği şeklinde algılandı, yorumlandı piyasalarda. Avrupa Birliği olan ilişkiler, hani bu liderler zirvesi Elbette buradan gelecek mesajlar, buradaki görüşmeler atılacak olası adımlar takip ediliyor olacak. İlerleyen süreç açısından atılacak reform adımları ve siyasi ilişkiler, ekonomik gelişmelerin yanında da Yurtiçi piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır diyebilirim. Yani küresel çapta toparlayacak olursam aşı çalışmaları, salgın kaynaklı endişeler, vaka sayılarının seyri ve ekonomik verilerle, Merkez bankaları ve hükümetlerden gelebilecek destek adımları bu ana başlıklar takip ediliyor olacak. Yurt içinde de küresel çaptaki bu gelişmelere bağlı olarak elbette ee, burada atılacak reform adımlarını, güven ortamını, Türkiye'nin kredi risk priminin seyrini ve Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkileri yakından takip etmeye devam ediyor olacağız. Bu yurt içi piyasalar ve TL vadeleri seyri açısından temel belirleyiciler olacak, temel belirleyiciler olacaktır. O bu konulardaki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hmm. <laughs>